mukabele okuyup para alma geleneği var. Ben çok paralar almışımdır. Abu Hacı amca beni çok iyi bilir. Rasathane Camisi'nde 1976, 77, 78'li yıllarda, demek bundan 30 yıl önce Rasathane Camisi'nde çok mukabeleler oldu. Çok paralar aldım. Milletin sezonu diyelim ki 1 milyara kapattığı dönemde ben 10 milyar aldım. Çünkü onlar 10 kişi bir cüzü zor okurlardı. Ben tek başıma bir cüz okurdum. Tek başıma okurdum. Yanımda arkadaşım genellikle olmazdı. Sonra bir süre sonra üniversitede fakülteyi okurken de mukabele okuma işimi devam ettirdim. Daha sonra çeşitli vaazlar, konuşmalar vesilesiyle işte Kur'an'ın parayla okunmayacağını, okunamayacağını, parayla satılmaması lazım geldiğini söylediğimde o eski mukabele akranım olan arkadaşlar derlerdi ki yedin yedin şimdi karşı duruyorsun. E kardeş, tevbe ettim, sen de yani bu tevbe sana da nasip olsun. Ben mukabele okumayı bırakın demiyorum kimseye. Parayla okumayı bırakın diyorum. Bunu pazarlık konusu yapmayın. Şimdi Allah'ın ayetlerini az bir bedele satanlar var ya diye uyarı var. Bakara suresinde çok çarpıcı ayetler var. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi. Allah'ın kitabından indirdiği gerçekleri gizleyenler. Ve yeşterûne bihî temenen kalîlen. Az bir bedel karşılığında onları satanlar. Bu ayeti okuyunca diyor ki adam, demek ki az para almayacaksın, çok alacaksın. Yani aslında az parayı almamaktır kastedilen, çok alabilirsin diye işi böyle muzipliğe dönüştürüyorlar. Karşılığını Allah'ın vermediği her şey. Kaçıncı ayet hocam? Bakara 174. Bir tane değil ki, dolu. Efendim? 159, 160, 174, 174 tanıması lazım. Tabii hepsi. Yani bir tane değil ki, dolu. Bakara'nın daha önceki ayetlerinde de var. Ali İmran suresinde de var. Ayıp ettin. 20 tane ayet okurum şimdi onunla ilgili. Okurum da yani maksat şimdi Allah'ın ayetlerini sahibinden başkası ödül olarak bize veremez. Kimse Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetlerine değer biçemez. Bunu maddi bir menfaat karşılığı insanlara elma armut pazarlaması yapar gibi sunamaz. Böyle bir yaklaşım ilahi öğretim sistemine uygun değildir. Peygamberi sisteme uygun değildir. Söylemek istediğimiz budur. Hocam peki hoca tabii ücret kesmemiştir ama sürenler açısından gönlümden şu kadar korkmuştur. Toplanan para hocaya verilmiştir. Evet. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Para, hoca okumasaydı para verecekler miydi onu? Yok, hocam, mesela hocam, o sene para vermeseler, bir sene hocayı bulamazlar. Bulamazlar da bu olmaz. Bu, bakın bunun bir bize geri dönen ve hizmet olarak geriye bıraktığı hiçbir değer yok. Her yeni sene insanlar mukabele borsası oluşturuyorlar. Hazır hatimler yığıyorlar. Hazır hatim vardır diye kart basıyorlar. 7'sini, 40'ını, 52'sini takip edip çetele tutup insanların geçmişlerinin üzerinden nemalanıyorlar. Böyle bir din kimi ikna edebilir arkadaş? Kim bu görüntüye bakarak bu dine özlem duyabilir? Fakirin canı çıksın demektir bu. Hocaya verecek mukabele parası yoksa, mukabele okutamıyorsa yapacak bir şey yok. Parayla 1000 tane hatim yapmak yerine bildiği 3-5 ayetlik bir metni okuyup o metin okuyan dillerle geçmişlerine dua yapmak 100.000 kere daha hayırlıdır. Ben senin babana niye Yasin okuyacakmışım kardeşim? Bana ne senin baban da? Gitti. Okunacaksa ben benimkini okurum. Ben seninkine niye okuyayım? Ben senin babanı senin kadar sevmem ki. Bana ne? Sen zannediyorsun ki hocam diyor biz istemiyoruz, veriyorlar. Bana niye vermiyorlar? Bir başkası okumayana niye vermiyorlar? Bu bir ticarete dönüşmüş. Bir kötü bir gidişattır.
Bunun nedeni dini hizmetin ilkelerini Kur'an'dan öğrenememe sorunudur. Kur'an'da peygamberi sisteme Cenab-ı Hakk'ın biçtiği misyonun Müslümanlar tarafından takip edilmemesi sorunudur. Birinin bir hatayı yapması o yapılan işin hata olmasını ortadan kaldırmaz. Ben yapıyor idiysem benimki de hataydı. Şimdi sen yapıyorsan seninki de hatadır. Böyle bir alışverişe konu edinilen bir öğretinin insanlara ne kazandıracağına bakmak lazım. Allah'ın kitabını böyle vesilelerin, böyle olayların aracısı haline getirmek, Kur'an vahyinin indiriliş gayesini hiç ama hiç anlamamak demek.